Bab işler, bab işler, bab işler. Gel, 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 içeri girme, gel. Gel. Kanlı gül, güller diken, sevginle sen. Fırtınayla acil gece bir bilmece. Lan baba, demin yarım saat önce bunalımdaydım. Doğaya çıkınca bile var ya, bile aniden çok şükür rahatlayabilirim ya. İşin bu tarafını seviyorum ya. Hadi bunalımdayken doğaya da gitsem rahatlayamazsam işte o zaman bittiğimi anlardım. Demek ki daha hala ışık var, umut var. Doktor boşuna demedi baba. Doktor boşuna demedi. Şimdi bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Ben hayatımda yaşadığım yoğun sıkıntılardan, stres, bunalım vesaire vesaire. Aslında bile bazıları gibi bile, nasıl diyeyim size, böyle kolay bunalımlar değil. Hani mesela adama bakıyorsun, her şeyi var, zengin ama bir şey olmuş, ya bir tane kahpeye takılmış, ya bir tane solitaire takılmış, bilmem yüz görememiş veyahut da ayrılmış falan filan, onu dert zannediyor amına koyayım, her şey olduğu halde. Yani onun derdi, yani şu yerdeki bir tane taş var ya, en küçük taş, o bile olmamasına rağmen yok işte kendini bunalıma sokuyor, yok ben de çok dertliyim. Ya sen değilsin baba, sen bir şey değilsin baba, değilsin baba, kurban olun değilsin daha, anladın mı? Hani öyle dertler var ki senin anan halleder ha. Yani. Neyse babam. Onlardaki dertleri biz nimet sayıyoruz ha. Ben nimet ha. Şükür sebebi sayıyoruz. O kadarını söyleyeyim. Okey. Bizimkiler baba, hayatımız boyunca gözümüzü dünyaya açtık açalım. Hep o şeylerle mücadele. Hep böyle katıksız kemiksiz böyle o şeylerle mücadele. Mücadele, mücadele. Savaş, savaş, savaş. Ceza kes, buna kes, ona kes, şuna kes, analarını ala falan filan, abi yoruluyorsun, yıpranıyorsun. Her savaş insana var ya bir sürü şey veriyor ha. Yani bir sürü insanı psikolojik mende, vücuten de yoruyor. Bundan dolayı en son artık namusuma, dinime adam dövmekten, yani orospu çocuğu dövmekten, daha doğrusu adam dövmekten desem şimdi birileri anlamaz. Artık yoruldum, bezdim. Dedim ki ne, bundan sonra artık kafamı dinleyin. Baktım olmuyor abi. Gene seni buluyorlar, gene kaşınıyorlar, gene analarını sana düzdürmeye çalışıyorlar falan filan. Vallahi en son iyice bunalıma girdim. Ondan sonra antidepresanlar tedavi görmeye başladım. İşte bahsetmiştim daha evvel, ruh sağlığında yattım. Ruh sağlığı deyince insanlar bazıları anlamıyor. Bildiğin tımarhane işte yani. Tımarhane var ya hani halk dilinde. Tımarhanede yattık aman abime. Yani bu kadar. Şimdi bazıları diyecek ne de yatmış. Adam senin ananı tövbe aşağı bilmem ne yapmış. Senin gibi orospu çocukların yoğun olduğu bir ülkede, yani daha doğrusu bir dünyada, böyle bir gezegende tımarhanede yatmak bile bir şereftir, bir onurdur aslında, da sizin kafanız basmaz. Yani bazılarının kafası basmaz. Neyse baba, bunun da açıklamasını yaptığıma göre ondan sonra İşte bir süre tedavi gördükten sonra çıkıyorsun, sana antidepresanlar yazıyor. Gidiyorsun ilaç tedavisi görüyorsun işte. Her ay gidiyorsun sana bir ilaç yazıyor. Ondan sonra diğer ay gidiyorsun. Sana diyor ki işte ne oldu? Sorun ne? Nasılsın? Kendini nasıl hissediyorsun işte falan filan. Test mes şudur budur. Doktora verdiğim cevap bu. Ben akıllı bir insanım yani, böyle her ne kadar bunalımda da olsam kafam çalışıyor. Bazen çalışıyor, bazen duruyor. Çalıştı esnada şunu tespit ettim. Dedim ki ben bu ilaçları kullanıyorum. Bu antidepresanlar insanı sadece mallaştırıyor. Başka hiçbir boka yaramıyor. Bundan dolayı da baba, gittim doktora söyledim. Dedim sayın doktor bey, ben dedim bu ilaçları kullanıyorum ya. Bu ilaçlar beni sadece mallaştırıyor ya. Başka hiçbir boka yaradı yok. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Gidip kavga etme kimseyle, buraya gel. İnşallah da köpek yoktur da gidip de kavga etmez. Bir de onunla uğraşmayak. Kendi derdim zaten bana yeter. Heh. Doktora söyledim, dedim hocam dedim bak böyle böyle, yani ben ne zaman iyileşeceğim dedim. Yani bu ilaçlar dedim insanı mallaştırmaktan başka, uyuşturmaktan başka hiçbir şey yaramıyor. Dedi zaten şeyler, ilaçlar seni dedi sakinleştirmek için işte vesaire vesaire. E dedim iyileşmem nasıl olacak, o dedi sana bağlı tamamen dedi. Mesela dedi sen kendini nerede rahat hissediyorsun, nerede iyi hissediyorsun dedim. Hocam ben insanlardan uzaklaşınca, daha doğrusu orospu çocuğu denen yaratıklardan uzaklaşınca, bir de doğada tek kalınca, böyle dağıl kalınca da kendimi iyi hissediyorum. İyi olduğumu hissediyorum, mutlu olduğumu hissediyorum. O zaman dedi ki senin İlacın baba orası. Gideceksin baba dağlara. Hiç kimsenin olmadığı bir yerde bağıracaksın, çağıracaksın, söveceksin, küfredeceksin, sayacaksın, rahatlayacaksın dedi. Canın sıkıldın bazen dedi, mutlu hissettin, şarkı türkü söyle bilmem ne falan filan. Tamam dedim, okey, tam benlik bir dünya. Ondan sonra gittim bir dağda. Köye gittim baba.
Köy küçük bir yer olmasına rağmen, tamam mı? Köy küçük bir yer olmasına rağmen yine de insan var sonuçta. İyisi de var, kötüsü de var. Her ne kadar köyde iyi insan çoğunlukta olsa, kötüler azınlıkta olsa, yani mallar azınlık ama yine de kaldıramıyorsun. Çünkü bitmişsin yani. Onların elinde bir şey değil. Hani psikolojim normal olsa ben de tınlamazdım. Hani derdim yani normaldir falan filan işte umursama geç gel derdim ama bittiğin için, tükendiğin için artık iyi insanı da kaldıramıyorsun bir yerden sonra. Mesela yeri geliyor örnek veriyorum birkaç tane iyi insan görüyorsun. Tamam mı? Adamlar oturmuş işte seni çaya davet ediyorlar. Veyahut da sohbete falan filan. Sen selam verip geçiyorsun. Adamlar yanlış anlıyor. Zannediyorlar ki sen onlardan gıcık arıyorsun. Veyahut da bazen yeri geliyor tam doluysam, tam moralim bozulsa selam bile vermiyorum, geçiyorum. Bunlar da yanlış anlıyorlar. Halbuki sorun onlarda değil, sorun bende de değil. Sorun psikolojide senin elinde olmayan sebepler. Anladın mı? Heh. Yani buradan duyan, duymayan, benimle karşılaşan veyahut da başka yerlerde de benimle karşılaşmış olan bir sürü insan var. Mesela geçenlerde Türkiye turuna çıktım, Karadeniz'e gittim, Ege'ye gittim, bilmem nereye gittim, bir sürü yere gittim. Birkaç tane tanıdık denk geldi. Bazı yerlerde moralim çok iyiydi, tamam mı? Merhaba dedim falan filan işte. Bana yanıklaşanlara olumlu bir şekilde şey yaptım. Çoğu yerde de müsait değilim dedim, devam ettim. Yani şöyle dedim ki kusura bakma dedim, şu an müsait değilim. Umarım yanlış anlamamıştır. Ki zaten anlamamış diye çocuk. Beni yakından takip ettikleri için daha evvelden de bunun açıklamaları yapmıştım. Onlar bilir. Yani bu benim kötü niyetimden değil babacığım. Adam tükenmiş. Bitmiş yani ha baba. Bu kadar basit. Baktım ki kimse anlamayacak. O yüzden de gittim bir tane dağ başında bir yer vardı baba. Gittim oranı tadilat eder, tamirat eder, şudur budur. Bir dünya sıkıntısını çektim. Abi neler çektiğimi Allah bilir ya. Hatırlamak bile istemiyorum. O kadar ki çok acı çektim. Yemin ediyorum. Düşün tek başına gidiyorsun. İşçi arıyorsun. İşçi yok. İşçi yok amına koyayım, bildiğin işçi yok. Hani insan boşum diyor ya, boşum, hani iş yok diyenler var ya, he, o orospu çocuklarından dünyada yok yani, ha, bulamıyorsun yani, anladın mı? Onlar hep laf yani, ha. Onlar kim biliyor musunuz? Bak, iş arıyorum bulamıyorum diyenler hepsi tamamıyla şunu arıyor: İstedikleri tek şey biz gideceğiz masa başında oturacağız, affedersiniz dildoyu kendilerine sokacaklar, akşama kadar kurcalayacaklar, ondan sonra baba tamam mı, keyiflerine bakacaklar, yiyecekler içecekler, maaş isteyecekler. Yani istedikleri, işsizlikten kastıkları bu. Eğer şayet bu anlattığım şeyler olmuyorsa demek ki neymiş? Arkadaş iş arıyormuş, iş bulamıyormuş. Da amına kodumun çocuğu. Yok götüreyim seni meclis başkanı yap bak. Göt olanı sana ya. İnsanlar böyle işte. Ya. Millet eskiden olsa bugünün parasıyla 100 milyonu akşama kadar köpek gibi çalışırlar daha. Köpek gibi abi, böyle insan gibi değil yani. O kadar ki böyle şeyce çalışır. Niye? Çünkü öyle gerekiyor amına koyayım. Ev günümüzde bakıyorsun, adamı çağırıyorsun bir tane işe el atacak. En basit bir iş lan, en basit bir iş. Adam diyor ki 500 milyon verirsen gelirim. Ananın ama amına koyduğumu çocuğu, 500 milyon yarım milyar para yapar. Senin gibi mala ben nasıl vereyim amına koyayım? Yani psikolojik ben kaldıramam amına koyayım. Böyle cephedik diyor ya, ben sana bu parayı verdikten sonra benim psikolojim gene bozulacak. Diyor ya bizim git o hesaplamana. Hani gelecek bir iş yapacak, sana el atacak. Yaptığı iş de iş değil. Malın malı, malı böyle sallandı sala. Ona rağmen senden yarım milyar isteyecek. Bir dünyada tribini çekeceksin, katlanacaksın. En ufak bir şeyde de küsür darlıyor, siktir olup gidiyor. İşte yarım kalıyor, sakat oldun gittin. Yani onun İşin adaletli tarafında onun sana üstten para vermesi lazım. O amına kodumun sağlanır. Aynen. Sana üstten para vermesi lazım. Niye? Çünkü senin sayende bir şeyler öğreniyor. Ama yok. Yok. Anlayacak beyin yok. Kapasite yok. İkincisi baba, Tayyip babamız sayesinde, Tayyip amcamız sayesinde karınları doymuş ya arkadaşların. Adamların umurunda değil. Her evde maaş alan var. Her evde amına koyayım bir dünya havantadan geçinen var falan filan. Bundan dolayı da memleket artiste döndü. Kimse artık kimseye yardım etmiyor. Desen ki yaralı parmağı işe, adam diyor ki 100 milyon verirsen yaralı parmağı işerim. Lan orospu çocuğu zaten işeyeceksin. Buraya işesen 100 milyon, yani örnek veriyorum, hatta 100 de versen işemez, der ki 300 milyon. Öyle öyle, aynen. İşte insanların bu şekilde birer o çocuğuna dönüştüğü için biz ondan dolayı dedik ki ilahi adalet tecelli etmeli. Yoksa mesela yorumlarda birileri gelmiş, doğum almış falan filan, anasını doğum almış, ailece otobana çıkmış, taytını giymiş. Sen bakın ki CHP kazanacak, AK Parti kaybedecek, ondan dolayı bu tarafa yanaştım. Ben senin anana 7-24 yanaşıyorum amına kodumun beyinsizi. Ve bak namusuma, dinime yemin billahi diyorum, bunlar öyle bir beyne sahip ki bak kitabıma, dinime analarını 5 kişi halletse umursamazlar ve ayıkmazlar da. Hatta yan odada böyle zıplatsa bile, tamam mı, kafasını tavana tavana vursa böyle zıplatsa gene ayıkmadılar, salağın önünde giden, ha, normaldir yani, ha. Ha? İşte bu tip soytarıların, bu tip süzmelerin, bir de demin ki bahsettiğim malların, tamam mı,
bir son bulması için, bunların hayatının acımasız ve gerçek yüzüyle karşılaşmaları için, o yüzden de dedim ki Tayyip Erdoğan tamam mı? Gitmediği sürece bu olmayacak. Bundan dolayı da ilahi adaletin tecelli etmesi lazım. Tayyip Erdoğan kaybederse bu dediğim olay olacaktı. Yani ondan dolayı biz de CHP'yi destekledik. Yoksa CHP'den bir medet umduğumuzdan değil, CHP'nin tarih boyu memlekette ne faydası olmuş ki bu saatten sonra olsun? Yok yani, öyle bir ihtimal yok zaten, anladın mı? Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye yaptıklarını saymaya kalksa zaten saymayız ki bunları yaptığı için zaten bu insanlar şey oldu. İşte bundan dolayı sitem biz, bundan dolayı üzüntümüz konu bunlar. Yani üzüldüğümüz konu bu. Anladın mı? Heh. Şimdi gelelim son olarak seçimin de şeyini söyleyeyim size. Bazı mallar gene analarını 5 kişi halleden israflar, zavallar, anal yoldan dünyaya fırlatılanlar, tamam mı? Anneti bile sıçtığına pişman ama geri iade edemiyor, sokamıyor geri. Yine çıkıyor. Ondan dolayı da ne yapmış babacığım, tamam mı? Ne annelerle, mannelerle, ne istemişse vermiş, onu vermiş, bunu vermiş, ne istese verir. Eve zenci koca bile getirse aman akım, tamam diyecek, bana sıra ne zaman gelir diyecek. Öyle. Irsi baba, ana orospu, baba orospu, çocuk da orospu, orospu. Yani. Neyse baba, bu tipler gene beyin olmadığı için gelmişler, yazmışlar işte falan filan. Hani senin dediğin çıkmayı, ne öldü falan filan. Senin ben anana bilmem bacağımı mı diyeyim, nere mi desem israf olacak. En iyisi hiçbir yerimi sokmayayım baba. Kendi kendine zaten 5-6 tane tokmakçısı vardır. Şimdi seçim süreci daha bitmedi. Yani biz de isteriz ki, gönül ister ki, ben de isterim yani. Hani sükunet olsun, huzur olsun, mutluluk olsun. Hani Tayyip Erdoğan'la birlikte Türkiye yola devam. Niye? Çünkü adam ülkeye çağ atlatmış. Böyle bir lidere ihtiyacımız var. Ama bu aradaki iyi insanlar var ya, hadi iyi insanlar diyorum pardon. Aradaki mesela Tayyip Erdoğan'a verdiği rahatlıktan dolayı kuduran, birer döl israfına dönüşen tipler var ya. He, bunların işte hayatın acımasız gerçek yüzüyle yüzleşmeleri için ondan dolayı dedim ki inşallah da gider diğeri gelir ki hayatın gerçeklerini anlarlar. Yoksa bunların adam olacağı yok. Okey. Bundan dolayı söylemiştim. Söylediklerim de arkasındayım. Seçim süreci hala bitmedi. Şimdi bunlar geçenlerde CHP niye ortalığı karıştırmadı diyorlar, yani CHP hani karıştıracak ortalığı falan filan, işte kaybedecek. CHP kaybedeceğini tahmin etmiyordu. Kaybedeceğini tahmin etmediği için tamam mı, sağlam oynadılar. Dediler ki nasıl olsa garanti, ondan dolayı mesela şey yapmadılar. Bir ufak tefek planları oldu. Onu da devlet mesela sıkı önlemler aldığı için bertaraf etti. Detaylara girmeyeceğim. Ama bu demek değildir ki bunlar akıllı duracak, öyle bir ihtimal yok. Bunlar seçimde ikinci turda mesela örnek veriyorum, Sinan Oğan diyorsunuz. Sinan Oğan eğer gerçek ülkücüyse, gerçek vatanperverse abicim, karşı tarafta PKK denen bir masa var. PKK'nın olduğu masada bir insan ülkücüyüm, vatanseverim diyorsa yer almaz. Yeri kimdir? Yeri neresidir? Yeri karşı taraftır abi. Karşı tarafa bakıyorsun, vatanperver, ülkülerin yani ülkülerine sadık olan, milletine, bayrağına, devletine sadık olan insanlar var. Eğer sen de bunlardan olduğunu iddia ediyorsan babacım orada yer alırsın. Karşı tarafa geçiyorsan bu senin boş olduğun anlamına gelir. Sinan Oğan'la ilgili kısacası yorumum bu. İkinci turda eğer olur ki Kemo bunu kandırırsa, allem ullem edip de şantajlarla veyahut da işte şudur budur falan filan bunu bu tarafa çekerse abicim, o zaman işte memleketin hali duman. Ha olmazsa yine şey duman, bu sefer de kaybedeceklerini anladıkları al, bu sefer de kaosa şey yapacaklar, başvuracaklar. Yine aynı şekilde dediğim gibi. Yani velhasıl yalan, daha sorun bitmedi abicim. Süreç devam ediyor. Boktan günler bizleri bekliyor. İnşallah da olmaz diyorum ama olacak, yapacak bir şey yok. Çünkü bir ülkenin, bir halkın çoğunluğu bozulursa abi oraya musibet her türlü gelir baba. Ya. Velhasıl kelam diyeceklerim bu kadar. Başka düşünelim bakalım. Nereye uzanayım, nereye uzanayım, nereye uzanayım. Şuraya mı uzanayım, ne yapayım? Aslında yanımda bir tane hasır getirmek lazım. Hasır. Hazır getireceğim baba. Asırı getireceğim. Burada uzanacaksın. Taş yakları yayacaksın. Düneyin tam böyle yapacaktım. Bir baktım ayağıma bir tane kene yapıştı ayakkabıma. Sonra da kurtardım amına kolumun çocuğunu. Gelecek kanımızı emecek. Yok Kırım Kongo, yok bilmem anasının nesi. İşin yok, bir de onunla uğraş. Yani ne bileyim abi ya. Mutluluk bize haram baba. Bu dünyada nereye gidersen git haram. Halbuki şöyle bir etrafına bakınca cennet gibi dünyada yaşıyoruz ama bu insanlar böyle mal olduğu sürece baba, yok baba yok. Ne yapsam boş. Baksana şöyle etrafına ya. Ya şöyle bir bak hele baba, şu çiçeklerin güzelliğine bak, rengarenk mis gibi. Ya böyle bir şey var mı ya? Ya. Ama işte insanoğlu var ya, insanoğlu. Doğanın da içine etti, tabiatın da içine etti, dünyanın da içine etti, her şeyin içine etti. O yüzden de baba ben bunların hayatın gerçek yüzüyle yüzleşmeleri için ilahi adaletin tecelli etmesini diliyorum. Başka da diyeceğim bir şey yok babacığım. Tekrar tekrar söylüyorum. Ben de istiyorum yani ülke kaybetmesin, huzurumuz bozulmasın. Ama aradaki şerefsizlerin hayatın gerçeğini anlamaları için, kudurmamaları için, dünyanın ve de bu ülkemizin, cennet vatanımızın değerini bilmeleri açısından
Hayatın gerçek yüzleriyle yüzleşmeleri şart. Yoksa bunun dışında Peygamber Aleyhisselam gelse 24 saat bunlara vaaz verse gene bu iş insanoğlunun anladığı tek şey beladır, musibettir, derttir, kederdir. Başka türlü hiçbir şekilde anlamaz, yola da gelmez. O yüzden de baba Allah'a havale ediyorum. Benden bu kadar babalar. Biraz kralı sevin. Biraz taşakları sevin. Babisi sevin. Mamisi sevin. Baba sen o patislerini yesin. 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 O patisleri böyle yesin. O patisleri böyle yesin. 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 Yesin baba. O patisleri böyle böyle yesin. Ha. Bu senin bu pupusunu yesin. Mamisini yesin. Ha. Babisini yesin. Taşakları yesin baba. Şerefsiz yani. Babiş, babiş, babiş. Babiş, babiş, babiş. Babiş, babiş, babiş. Şunun gözlerinin güzelliğine bak, gözlerinin güzelliğine. Melek ya, melek ya. Böyle bildiğin melek ha. Resmen melek ha. Şöyle baba ben meleçim, meleç, meleç. Meleç ya, valla böyle başarılı bir meleçim. Allah beni meleç olarak yaratmış. Benim değerimi bilmiyor bu şerefsiz insanlara. Babiş babiş babiş. Tamam yat 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 akıllı dur. Sana kalsa 24 saat benimle oyna diyeceksin yat. Babalar benden bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere.